Edirne Televizyonu olarak bize bu imkanı sağladığından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir defa Edirne'de ilki değil, ilk baştan daha ilk biz damızlık sığır yarışması yaparken Edirne Sarayı içinde yapmıştık. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Aytın, Siyah Alaca Damızlık İnek Yarışması'nın bu yıl Edirne Merkezi'de yapılacağını açıkladı. Daha önce Afsa Festivali kapsamında yapılan yarışmanın bu yıldan itibaren Edirne Merkezi'de düzenleneceğini ifade eden Aytın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da desteğiyle yarışmanın Kasım ayında saray içinde yapılacağını söyledi. Baktık ki Edirne Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği kendi vizyonundan dışarı çıkıyor. Bir panayır havasında oluşundan dolayı biz Edirne'de bu sene yönetim kurulu olarak karar aldık. Edirne'mizde, saray içinde Edirne Belediye Başkanımızdan da sözümüzü aldık. Burada yani bizim üreticimizin geliştirmiş olduğu hayvanları, yetiştirmiş olduğu hayvanları daha iyi şekilde sergileyebileceğimiz ve burada Edirne'de olarak hem Lalapaşa'sına, hem Süloğlu'suna, hem Afsa'sına, hem Uzunköprüsü'ne, hem Keşan'ına, hem İpsala'sına hepsinde faydalı olabileceğimize kanat getirdik. Ve aynı zamanda da bu iş Edirne'ye almamızdaki amaçlardan biri de biz hem merkez birliğimizde hem de Tarım Bakanlığımıza bu işin içine sokmak. Sadece burada Holstein damızlık yarışması değil de artık işte ithal getirmek durumunda olduğumuz başka ırkları da bu işin içine sokarak burada Edirne hayvancılığına hangi ırkın daha iyi olabileceği, üreticimizin hangi ırktan daha fazla kar edebileceğini burada kendi gözlerimizle sergilemiş olacağız. Geçtiğimiz yıl mavi dil hastalığı nedeniyle yarışmanın yapılamadığını belirten Aytın, bu yıl birlik yönetim kurulu olarak aldığımız karar gereği yarışmamızı Edirne Merkezi'de yapacağız. Kasım ayı gibi düzenlemeyi planladığımız Siyah Alaca Damızlık İnek Yarışması için Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'dan söz aldık. Birliğimizin faaliyetlerini ve üyelerimizin yetiştirdiği damızlık değeri yüksek hayvanları tanıtmanın en etkin yolu olan damızlık inek yarışmamızın üyelerimiz arasında da birlik beraberlik, kaynaşma sağladığı düşüncesindeyiz dedi. Yarışmamız gibi bunu daha da geliştirmek amacımız var. Bu yarışmayı düzenli 200 güne yaymak durumundayız. 200 güne yayarsak hem hayvanlarımız burada harap olmaz, zahmet çekmez. Hem üreticimiz istediği zaman geldiğinde yarışmayı daha Avrupa'da olduğu gibi her saat her dakika izlemiş olabilir. Kasım ayının oluşunun sebebi de bütün üreticimizin bütün mahsullerini ekmiş durumda olacak ve aylak durumda olduğundan dolayı.